Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance'a nasıl üye olunur bunu anlatacağım. Aynı zamanda hızlı ve kolay bir şekilde nasıl kimlik doğrulaması sağlarız, adım adım bunu göstereceğim. Tabi Binance'a üye olurken nasıl avantaj sağlarız bunları da anlatacağım. Haydi videomuza başlayalım. Arkadaşlar CoinMarketCap verilerine göre Binance şu an dünyanın en büyük borsası hacim olarak ve üye sayısı olarak. Binance'a üye olmak, kimlik doğrulamak aslında çok zor değil ama bazen yapılan basit hatalardan dolayı işlemler gecikiyor veya aksamaya uğruyor. Bugün adım adım anlatacağız. Avantajlı bir şekilde üye olacağız ve kimlik doğrulaması yapacağız. Öncelikle izlediğiniz videonun altında size bir link bıraktım. O linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Kişisel hesap oluşturuna tıklıyoruz. Bakın buradaki en büyük avantaj şudur arkadaşlar. O linkten üye olursanız eğer size %20 komisyon indirimi sağlıyor. Çok ciddi bir komisyon oranı aslında. Şöyle düşünün, komisyonları 100 TL değil de 80 TL ödüyorsunuz. Ben 6 yıldır kripto para camiasındayım ve uzun vadede çok ciddi bir tasarruf sağlıyor. Ben bugün hala yeni bir borsa kullanacağım zaman en yüksek indirim veren referans linklerini araştırıp buluyorum. Binance'da da en yüksek %20 komisyon indirimi sağlayabiliyoruz sizlere. Ben de bunu sizler için paylaştım. Aynı zamanda referanstan gelen paralarla düzenli olarak arkadaşlar SMA hastası yavrulara yardımlarda bulunuyorum. Burada Twitter hesabından kontrol edebilirsiniz. Buraya posta adresimizi yazıyoruz. Buraya şifremizi yazıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey büyük, küçük harf ve rakam kullanmamız gerekiyor. Ve en az 8 karakter olması lazım. Bu da bahsettiğimiz referans linki. Eğer telefondan üye oluyorsanız da bunu girerek aynı avantajı sağlarsınız. Ardından ileriye tıklıyorum. Ardından e-posta doğrulaması yapmamız gerekiyor. Kodu ala tıkladım. Burada bazen insanlar kodu ala tıklamayı unutuyor ve saatlerce mail bekliyorlar. Hocam mail gelmedi diye şikayet ediyorlar ama kodu al kısmına tıklamış olmamız gerekiyor. Bakın mail geldi. Maildeki onay numarasını gelip buraya yapıştırdım. Göndere tıkladım. E-posta adresim doğrulandı. Akabinde telefon doğrulaması yapmış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Telefon numaranızı buraya giriyorsunuz. İleriye tıklıyorsunuz. Tekrar kodu ala tıklıyorsunuz ve buraya gelen SMS'i giriyorsunuz. Göndere tıklıyorsunuz. Bütün işlemler bu kadar arkadaşlar. Ardından hesabınız açılmış oluyor. Şimdi buradan sonra kimlik doğrulaması nasıl yapılır buna bakacağız. Bu arada size kritik bir bilgi daha vereyim. Binance kullanıyorsanız eğer BNB kullanmak komisyonlarda ekstra indirim sağlıyor. Binance şu an en düşük komisyon alan borsa. Bakın burada Binance hizmetlerine erişebilmek için orta düzey kimlik doğrulamasını tamamlamanız gerekir ibaresi var. Şu an Binance regülasyonlara önem veren bir borsa ve kullanabilmemiz için kimlik onayı yapmamız gerekiyor. Bunun için bakın sağ üstte bir kafa sembolü var. Buraya geldim. Ardından da hemen 3. sırada kimlik kısmı var. Kimliğe tıkladım, kimlik sekmesine. Şimdi dostlarım burada doğrulama kısmına tıklıyoruz. Burada bilgiler girmemiz gerekiyor. TC kimlik numarası, isim, soyisim gibi kimliğimizde olan bilgileri girmemiz gerekiyor. Bunları girip girmeme inisiyatifi tamamen size kalmış. Ben bu doğrulamayı yaparak kullanıyorum. Yaptım. Şöyle bir avantajı var. Hesap güvenliğini arttırmaya yardımcı oluyor. Ama zaten şu an bu doğrulamayı yapmadan kullanmamıza hiçbir borsa müsaade etmiyor, izin vermiyor. TC kimlik numaramı, ismi, soy ismi ve doğum tarihini girdikten sonra devam ete tıklıyorum. Burada ikamet adresinizi istiyor. E-Devlet'te kayıtlı ikamet adresinizi buraya girmek gerekiyor. Posta kodu ve şehri girdikten sonra devam ete tıklıyorsunuz. Buradan sonra arkadaşlar kimlik kartı veya pasaport ile doğrulama yapabiliyorsunuz. Ben burada kimlik kartına tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar buraya kadar geldik. Diyelim ki cihazınızda kamera yok veya cihazınızın kamerası net değilse kimlik hızlı bir şekilde onaylanmıyor. Burada şu pratik hareketi yapabilirsiniz. Telefonunuza Binance'ın mobil uygulamasını indirip oturumunuzu açtıktan sonra bakın sağ alt tarafta cihazın kamerası yok yazıyor. Buna tıklıyoruz. Buradan sonra Binance'ın mobil uygulamasında sağ üst tarafta bakın şöyle bir işaret var. Kare kod okuyucu işareti. Buna tıklıyorsunuz ve buradaki kare kodu okuttuktan sonra fotoğraf çekme işlemini, kimlik doğrulama işlemini telefon üzerinden devam edebiliyorsunuz. Ben bugün laptop üzerinden anlatmaya devam edeceğim. Web versiyonundan anlatmaya devam edeceğim. Tabii ki burada cihazımızın kamerasını kullanacak iyi bir kamera olması gerekiyor. Kimliğin ön tarafını, fotoğrafını çek dedim. Onayladım. Ardından ikinci boşluğa tıklıyorum. Burada da arka yüzünü taratmak gerekiyor. Fotoğrafı çek dedim. Yine onaylaya bastım. Devam ete tıklıyorum. Ardından bir selfie çekmenizi istiyor. Burada da onayla tıkladım. Şimdi arkadaşlar yüz doğrulaması yapacağız. Bunu niçin yapıyor? Biz gerçek bir insan mıyız? Robot muyuz? Yapay zeka ile kamera üzerinden bunu tespit ediyorlar. Yine aynı şekilde devam ete tıklıyorsunuz. Lütfen ağzınızı açın. Ardından az önce de bahsettiğim gibi ağzınızı açın, gözünüzü kapatın gibi komutlarla bizim insan olup olmadığımızı tespit ediyorlar. Arkadaşlar bunları tamamladıktan sonra onay süreci başlıyor. Genelde hemen onaylanıyor. Yani artık eskisi gibi insanların gidip kontrol ettiği değil de bunun için oluşturulmuş yazılımlar bunu otomatik olarak kontrol ediyor. Sizin gerçekten bir insan olduğunuzu, o kişi olduğunuzu teyit ediyor ve hızlı bir şekilde kimliğinizi onaylıyor. Ama diyelim ki resimler yeterince net değil. Ortada farklılıklar var. O zaman birkaç saat sürebiliyor. 1-2 günden daha da uzun sürüyorsa size tavsiyem Binance'ın müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeniz. Bunun için de ekranın altına geliyorum. Bakın burada destek yazıyor. Destekten destek merkezine talep gönder seçeneğini tıklıyorsunuz ve kimlik doğrulamanızla ilgili sürecin uzadığını hızlı bir şekilde çözülmesi için destek talebinde bulunduğunuzu gönderiyorsunuz. Bütün işlem bu kadar. Dostlarım umarım anlaşılır olmuştur. İzlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan toplamda 2 kişi, kişi başı 500 TL ödül kazanacaktır. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklıyoruz. Arkadaşlar Binance nasıl kullanılır serisinin ilk videosunu izlediniz. Size tavsiyem serinin tamamını dikkatli bir şekilde izlemeniz. Bu sayede tercih ettiğiniz borsayı nasıl verimli bir şekilde kullanabilirsiniz bunu anlamış olursunuz. İlk videomuz üye olmaktı ve kimlik onayıydı. Google Authenticator doğrulamasını nasıl başarabiliriz bunu anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Nasıl Binance'a para gönderebiliriz, nasıl para çekebiliriz onu anlattığım videoyu izleyebilirsiniz. Nasıl trade yaparım, trade emirleri nasıl kullanılır, Binance Mobile nasıl kullanılır ve bütün bunların özetinin anlatıldığı Binance kullanım videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler için faydalı içerikler oluşturma gayretindeyim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.